Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, analize başlamadan önce gelin birlikte dün ne demişiz bir hatırlayalım. Yükseliş buradan devam ederse bakın burada bir direnç var. Mesela bu kırmızı çizgiyi kırdıydık. Bahsediyordum arkadaşlar. 8 yerden teyidi vardı. Ora kırıldı ve negatif uyumsuzluğu verince arkadaşlar temkinli olmak için yüzde 50 nakite geçtik. Ve dedim ki tekrar bir rites gelebilir o kırmızı çizgiye. Diyelim öyle bir rites gelirse. Bakın arkadaşlar 16.700 seviyelerinde. Evet arkadaşlar. Dün sabah analiz videomda aynen bunları anlatmıştım. Dedim ki yükseliş gelirse. Potansiyel olarak kırmızı çizgiye kadar yükselir. O an 10.700 seviyelerindeydi. Çizginin eğiminden dolayı bakın. Oralara geldi ve satışını yedi arkadaşlar. E, dün acil durum videosu attım arkadaşlar. O videonun yorumuna en üst yorumunda güncel durumları paylaştım. Umarım takip eden olmuştur. Şimdi arkadaşlar biraz kritik bölgeye geldik. Bakın mesela bir destek kırıldı mı düşüş beklenir ya. Kimi zaman da böyle retest yapıyor arkadaşlar. Biz o yüzden %50 nakitte kaldık %50 bitcoin'da. Çünkü destek kırılmıştı ve negatif uyumsuzluk vardı. Normalde düşüş beklenir ama bu retest ihtimali için %50 bitcoin'da kaldık ve kazandık arkadaşlar. Çok şükür kazandık. Dün de acil durum videomda bu çizgiye kadar yükselebileceğini söyledim. <laughs> Stop seviyesini de verdim. Yani umarım kazandırabilmişimdir arkadaşlar. Şimdi bu çizgi saatlik grafikte çizdim ama bayağı bir geçmişi var arkadaşlar. Normalde bunu 4 saatlik bazda değerlendirmemiz lazım. Bu arada şu gri çizgiyi de bir silmek istiyorum arkadaşlar. Onun bende pek büyük mü kalmadı. Evet sildim ve onun yerine de bu beyaz çizgiyi çizdim arkadaşlar. Bu beyaz çizgi nedir? Dünkü yükselişti arkadaşlar. Bu beyaz çizgi üzerinde yükseldik. İğne uçlarından göstereyim. Bakın. Şöyle bir yükselen trend ve ora kırılmış durumda. Nasıl ki burada kırmızı kırılıyor ve rites geliyor. Yani burada da öyle bir ihtimal var. Yani atıyorum yükseliş gelirse buradan potansiyel olarak bu kırmızı ile beyazın kesiştiği yere gitmek isteyebilir. 16.975 seviyeleri arkadaşlar. 17.000 de olabilir. Yani oralara bir yükseliş gelme ihtimali var arkadaşlar. Şimdi bu kırmızı çizgiyi bir de 4 saatlik grafikten değerlendirelim. Şöyle alayım 4 saatliğe. Bakın arkadaşlar. Şu şekilde. Tamam mı? Atıyor, e, tekrar gidiyor e, kırmızı çizgiye ve kıramıyor arkadaşlar. Bakın 4 saatlik grafikte daha net belli oluyor. Direncin kırılmadı. Yani arkadaşlar ekstra sert yükselmesi için bu direnci kırması lazım. Üzerinde bir 4 saat kapatması lazım. Tamam mı? Bu olmadıkça Belki de tepe yapmış olabiliriz. Buradan tekrar düşüşe geçebilir. Ya buradan ya rites sonrası bir düşüş gelebilir arkadaşlar. Ama kırmızı üzerinde 4 saat kapatırsak o zaman yükseliş bekleyebiliriz. Şimdi size vereceğim o seviyeyi. Örneğin bu 4 saat giderse 16.930 seviyelerinde. Diğer 4 saat 16.977 atıyorum akşam 6'ya doğru 17.065 akşam 10'a doğru 17.120 ve arkadaşlar gece kapanışında da aşağı yukarı 17.200 seviyelerinde arkadaşlar bu çizgimiz. Yani bunları not edin saatler ilerledikçe fiyat yükselirse Dirence geldik mi kırdık mı bundan haberiniz olur. Arkadaşlar diyelim buradan düşüşe geçecek değil mi? Potansiyel hedefimiz bu yeşil çizgidir. Şu an 15.970 seviyelerinde arkadaşlar. Eğer bu saat düşerse. Her saat eğiminden dolayı seviyeler düşüyor. Bakın. Şöyle nasıl desem öğlen yapalım arkadaşlar 2'de 15.940 seviyesinde. Akşam 8'de 15887 gece kapanışında da gün kapanışında da 15800 şöyle bakalım 60. 15860 arkadaşlar gece kapanışında bulunduğu seviye. Yani şöyle diyeyim. Ya buradan 15870'lere doğru falan gidecek veya 15900 o bölgeye ya da arkadaşlar yatay gidip tekrar yükselip 17 bin dolar seviyesine gidecek arkadaşlar. Bunu öngörmemiz mümkün değil. O yüzden arkadaşlar hala %50 nakitte kalmayı tercih ediyorum. Dün videomda yorum attım alta. Dedim ki gece kapanışı dirençte gelirse hatta videomda da dedim. O zaman %100 bitcoin'e geçmem. Çünkü dirençten %100 geçmem dedim. Ve dirençte geldi kapanış arkadaşlar. Hala %50 bitcoin %50 nakitteyim. Yani şimdi dirence gelmişim. Buradan %100 Bitcoin'e geçsem biraz saçma olur değil mi? Ama arkadaşlar %50 Bitcoin'de olduğumuz için yükselse de kazanırız. Düşerse de alttan alırız. Gelelim 4 saatlik grafiğe. 4 saatlik grafikte de arkadaşlar önemli desteğimiz burası 15.550 seviyeler arkadaşlar. Orası da önemli bir destek olacaktır. Şimdi şöyle diyeyim. Diyelim 17 bin dolar kırıldı ya. Bir acil durum videosu çekerim arkadaşlar. O zaman bakarız direnç kırıldı mı kırılmadı mı. Yani bunu da duyurmuş olalım buradan. Yani 4 saatlikte direncimiz arkadaş çok yüksekte ama oraya hemen gitmez diye düşünüyorum. O yüzden bir Bollinger bantlarına falan bakalım arkadaşlar. İlk dirençleri tespit etmeye çalışalım. Birinci direnç 17.000 dolar zaten. Yani burası hem bu beyaz çizgi hem de kırmızı çizginin kesiştiği yer arkadaşlar. 17 bin dolar civarları. 16 bin 960, 17 bin işte o bölgeler. Yani orayı takip edeceğiz. Şimdi nasıl desem arkadaşlar günlükte negatif uyumsuzluğumuz hala aktif. Oraya geleceğim. Hatta geleyim hemen. Bakın arkadaşlar eğer buradan düşüşe geçerse bitcoin bu sefer üçlü negatif uyumsuzluk vermiş olacak. Geçen iki gün önce bir video atlaydım, negatif uyumsuzluk var diye haber ettim size ve dedim ki kimi zaman üçlü negatif uyumsuzluk geliyor. Böyle bir ihtimal olduğu için yüzde 50 Bitcoin'de kalalım diye anlattıydım ve şu an potansiyel üçlü negatif uyumsuzluk oluşmak üzere. Buradan düşüşe geçerse arkadaşlar tamam mı? O zaman üçlü negatif uyumsuzluk olacak. Dün videomda ne anlattım? Dedim ki bakın. Eğer buradan eğimi yukarı verirse gün kapatırsa artık 15.300 ile benim işim biter. Buradaki dibi baz alırım dedim. Onun bulunduğu seviyeyi vereyim. 15.960 arkadaşlar. Şimdi bura önemli. 15.960 altında gün kapatırsa arkadaşlar %100 nakite geçerim. Tamam mı? Bu dediğim altcoin'ciler için değil arkadaşlar. Bitcoin alıp satıyoruz ya biz mesela. Bu Bitcoin analizidir. Yüzde %100 nakite geçerim. Şimdi diyelim altında kapanış geldi ve ben nakite geçtim. Diğer gün bir yükseliş daha gelebilir arkadaşlar. Şimdi öyle bir durum olursa takip edeceğimiz yer buradaki tepe olur. Yani 16.730 seviyeleri. Oranın üzerinde gün kapatmadıkça arkadaşlar %100 nakitte beklemeye devam ederiz. Ya da şöyle anlatayım. Diyelim geldi o düşüş, kapanış geldi. Ardından tekrar yükseldi ya böyle. Son dibi bekleyeceğiz arkadaşlar. Yani aslında en mantıklısı sabırla beklemek. Yükselen tepe yapmazsa arkadaşlar çok sert düşüşe geçer Bitcoin. Yani %20, 30 düşüşe geçer. Ben öyle düşünüyorum. Şimdi negatif uyumsuzluğun hedefleri nereler? Oralara geleyim. Bakın minimum hedefi bura zaten. 16.010 seviyesi. MA 10. 16.000 dolar 16.010. Yani oralara düşüş gelirse şaşırmayın arkadaşlar. Orası zaten minimum hedef. Ama MA 10 kırılırsa zaten alçalan dip de yapmış oluyor. Bakın. Demin ne diyordum? 15.960 altında gün kapatırsa nakite geçerim diyordum. Hem alçalan dip yapacak hem de MA 10'u kıracak. Öyle bir durumda diğer hedefi MA 21 olur. Bakın bugün için 15.100 seviyelerinde her gün yükseliyor. Atıyorum diğer gün oraya düşerse 15300 öyle öyle yükseliyor. Şimdi arkadaşlar düşüş gelirse MA 21'e ilk etapta bir tepki gelebilir oradan. Tamam mı? Tekrar bir MA 10'a yükselebilir. Atıyorum bir 6-700 dolarlık kar bırakabilir arkadaşlar. Tamam mı? Oradan bir deneme yapabiliriz. Ama tutmalık değil arkadaşlar. Böyle vur kaç gibi düşünün. Bir %50 deneyebiliriz eğer MA 21'e gelirse arkadaşlar. Yükselen tepe görmedikçe nakitte bekleriz. Eğer buranın altında gün kapatırsa 15.960. Çok net olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Bakın bura üzerinde biraz fazla durdum daha iyi anlamanız için. Yani benim stratejim budur. 10.000 dolardan beri bunu anlatıyorum size arkadaşlar. Trend dönüşü gelirse %100 nakitte geçeceğiz. İşte buranın altında kapatırsa trend dönüşü sinyalini almış oluyoruz. Kimi zaman fake bir sinyal gelir. Bunu da nasıl anlarız? Yükselen tepe yaparsa günlükte anlarız arkadaşlar. Tamam mı? Şu an negatif uyumsuzluğumuz aktif durumda. Dirence de geldik. Bir ihtimal bir daha gider işte 17 bin dolara. Ama kırmızı çizgi üzerinde 4 saat kapatmazsa arkadaşlar o zaman düşüş bekleyebiliriz. O yüzden şu an %50 bitcoin %50 nakitte beklemenizi öneririm. Dileyen komple nakitte bekler. Buradan almak isteyense bakın hani malda değilsiniz nakittesiniz ve almak istiyorsunuz değil mi? Ya geri çekilmeyi bekleyin ya da yok ben buradan alacağım diyorsan da altında gün kapatırsan nakite geçmen lazım. Bu şartlar altında alabilirsin. Yani 700 dolar zararı göz alman lazım. O da 3 aşağı 5 yukarı %4 yapıyor. Yani %4 zararı göze alıyorsan buradan al. Şimdi gelelim Bollinger bandına günlük bazda. Diyelim kırmızı çizgi kırıldı veya kırılmadı üzerine iğne atacak tamam mı? Hani 4 saat kapanış diyorum ya. Belki de 4 saat kapatmadan üzerine çıkacak. Tuzak kuracak ondan sonra düşecek iğne gibi görünecek direncin üstünde. Tamam mı? Öyle bir durumda veya kırılırsa diğer hedef burası arkadaşlar. 17.300 seviyeler. Orası da günlük Bollinger üst bandı. Oralara kadar yükselme potansiyeli var. Dediğim gibi ilk direnç 17.000 dolar. Kırmızı çizgiyi de kırarsa arkadaşlar 17.300 dolar diğer hedef. İşte bak böyle ihtimaller olunca o yüzden %50 Bitcoin'de kalmayı tercih ediyorum. Hem düşüş e, sinyali var hem yükselme potansiyeli de var diğer taraftan. Bakın arasayda da 70 seviyesinin üzerinde tutunuyoruz. Şu çizgi var ya. ya bu da olumlu bir şey ama negatif uyumsuzlukta olumsuz bir şey. Yani iki arada bir deredeyiz. Yani bu bölgeyi analiz etmek kolay değil arkadaşlar. Gerçekten zor. Ben elimden geldiği kadar e, en mantıklı çıkış yolunu size bulmaya çalışıyorum. Umarım e, hata yapmayız, güzel bir hamle yapmış oluruz. Devam edelim. Şöyle 4 saatlik alalım bir de. 4 saatlikte tekrardan Bollinger bandının içine girdik. Bakın arkadaşlar, şimdi 4 saatlik Bollinger üst bandı direncimiz oldu. Şu an bulunduğu yer 16.760. Bir saat sonra 4 saatlik kapanış geliyor. O zaman şöyle bir eğim verir. 16.815 seviyelerine yükselir. Yani oralar bir direnç olur. Diğer 4 saat biraz daha eğim verdi diyelim. 16.860 seviyeler arkadaşlar. Öyle öyle gider. Tamam mı? Düşüş gelirse de ilk durak burası olabilir. MA 24 saatlikte 16.190 seviyelerinde ekstra sert bir düşüş gelirse bakın Bollinger alt bandımız 15.600 seviyelerinde arkadaşlar tamam mı öyle bir durum olursa e, alabilirsin gün kapanışını beklersin ne diyorduk gün kapanışına bir daha gelelim oraya 15.960 altında da gün kapatırsa nakite geçersin o şekilde alım yapabilirsin. Bir de hareketli ortalamalara bakalım. İlk ortalama MA10. 16.360 seviyelerinde. Diğer 4 saat biraz daha yükselirse şöyle 16.390 16.430 o bölgelerde arkadaşlar MA 10'umuz var. Bir de MA 21'imiz var. E, MA 20'yi demin verdim arkadaşlar. Bollinger alt bandında verdim. Bakın bir de şu iki ortalama var. MA50 ve MA55 arkadaşlar Bunlar test edildi mi MA55 test edilmiş burada MA50 kırmızı çizgi test edilmemiş Belki arkadaşlar oraya Düşünce bir tepki alabilir 15000 893 seviyelerinde bu 4 saat için her 4 saat yükseliyor Yani kabaca 15900 16000 seviyelerinde Oraya bir düşerse arkadaşlar bir tepki alabilir. Oradan da bir 300-400 dolar kar bırakabilir. İlk testi olacak. Yani bir tepki alması olabilir. E nasıl diyeyim? Bir tepki alma potansiyeli var. Oraya bir düşüş gelirse. Tamam mı? Şimdi size hem yükseliş senaryosunu verdim. Hem düşüş senaryosunu verdim arkadaşlar. Ve 150 bitcoin 150 nakitteyiz. Yani gördüğünüz gibi çok temkinli bir şekilde ilerliyoruz zarar etmeden devam ediyoruz. Kar yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi biraz da dominansa bakalım. Orada durum ne? Altcoin'ciler çok merak da. Altcoin'ler ne olacak? Bakalım arkadaşlar. Dominans da dün yükseliş gördük arkadaşlar. Tekrardan sarı çizgimize gittik. Bakın. Görüyorsunuz. Üzerinde mum kapatamadık. Yani gece kapanışı üzerinde gelmedi. Diğer mumu da düşüşle başladık. Bakın. Yani direncimiz teyit ediliyor arkadaşlar. <laughs> Bu direnç önemli. Bu direnç üzerinde, üzerinde tam mum kapatmamız lazım. Yani iğnesiz kalıplarıyla komple tamam mı? Yani kalıbın bir kısmı altında olmaması lazım. Komple üstünde kapatması lazım. O zaman direncimiz kırıldı deriz. Şimdi arkadaşlar bakın bir yükselen tepe yapıldı. Bu olumlu aslında dominans için. Ama arkadaşlar diğer taraftan da direnci kıramıyor. Bu da olumsuz. Dün de dediğim gibi %64.60 altında gün kapatırsa o zaman arkadaşlar düşüş trendi teyit edilir. Bu olmadıkça altcoin'ler hala risklidir. Kısa vadeli yükselişler gelebilir. Bak mesela burada dominans düşmüş ya belki biraz daha geri çekilecek. Altcoin'lerde atıyorum düşüşün bir düzeltmesini yapar. Dominans buradan tekrar yükselirse altcoin'lerde düzeltme sonrası tekrar düşüşe geçer. Yani öyle bir senaryo olabilir. Ama arkadaşlar %64-60 altında gün kapatırsa da o zaman altcoinler yükselişe geçer diye düşünüyorum. Bakın şu an MA onu test etmeye çalışıyor. Bu günlük ortalama altına gün kapatması lazım arkadaşlar. Yani hala düşüş sinyali gelmedi. Daha ilk ortalamayı bile kıramadık. Dominansta. Ve arkadaşlar diğer Ortalama ise MA21 64.60 seviyeleri bu 4 saat için tamam mı? Burası da diğer önemli bir destek olacaktır. Orada kırılırsa zaten günlükte alçılan dipte yapmış olacak. O zaman iyice emin oluruz arkadaşlar. Yani az daha bekleyin derim alt için. Dün de dediğim gibi bakın eğer yükseliş devam ederse %67'lere kadar gidebilir arkadaşlar. Diğer hareketli ortalamaya. Öyle bir şey olursa alt koyunları %20-15 o civarlarda düşüş yaşayabilir. Öyle bir tehlike hala var. Bizim tekrar düşüşe geçmemiz lazım. Şöyle MA50 altına hafta kapatmamız lazım arkadaşlar. Bunun da ilk e, sinyalini günlükte alçalan dip yaparsak almış olacağız. Ay kapanışta bu şekilde gelmemesi lazım. Ay kapanışına 13 gün var. Çok önemli arkadaşlar. Eğer bu şekilde gelirse %70'ler bile hedefte olabilir. Yani böyle tehlikeli durumlar var altcoinler için. Hani illa alıp satacaksan da şöyle misal şunu bir altcoin gibi düşün. Böyle yükseliş trendinde diyelim veya bir tepki yükselişi yaşamış ve düzeltme gelmiş değil mi? İşte bu düzeltmeden alırsın. Yüzde beş stopunu yerleştirirsin. Ve arkadaşlar yükselince satarsın. Böyle aç gözlü olmadan yüzde beş on neyse artık öyle satarsın. Tamam mı? Ama tutup da bir altcoin grafiğini açtın. Şöyle tepe yapmış. Buradan alıp yüzde %5 stoplu girmezsin. Tamam mı? O şartlar altında altcoin alabilirsin. Bu grafiği izleyemiyorsan. Yani tepe yaptı mı düzeltme yaptı mı, bunu göremiyorsan. Yani bunu takip etmiyorsan zaten altcoin alma. Büyük bir tehlike desindir. Tamam mı? Arkadaşlar gereken bütün uyarılar verdiğimi düşünüyorum. Bitcoin içinde bütün destek dirençleri her senaryoyu ele aldık arkadaşlar. Bugün için biliyorsunuz ben her gün analiz yapıyorum. Günlük senaryolara değiniyorum. Hafta e, içi her gün bunları yapıyorum. Pazartesi günlerde uzun vade analizi yapıyorum arkadaşlar. Yani uzun vadeciler pazartesi günü özellikle videolarımı dikkatli izlesin. Evet arkadaşlar herkese hayırlı günler diliyorum. Görüşmek üzere.